Merhaba Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu videomda sizlere VWR Hitachi Türkiye Distribütörü Terra AŞ sponsorluğunda HPL sistemine kolon takma işlemi ve kolonların kullanımı ile ilgili birkaç teknik detay vereceğim. Gelin videomuzda bu detaylar neymiş beraber görelim. Müzik Evet, kromatografik kolonlarını sisteme doğru takmak ve doğru yönetmek oldukça önemli. Çünkü kromatografinin hayati bileşenlerinden biri, tüm ayrım işlemi bu kolonlarda gerçekleşiyor. Eğer burada bir hata yaparsanız kromatogramınızda da bu hatayı fazlasıyla göreceksiniz. Onun için sisteme kolonun doğru takılması ve doğru yönetilmesi oldukça önemli. Burada görmüş olduğunuz Hitachi HBL sistemlerinde kolon fırını açtığınızda içeride ekstradan bir kapak daha görüyorsunuz. Bu kapağı çıkardığınızda kolonu takacağınız alanın karşınıza çıktığını göreceksiniz. Kullanılmadığı zamanlarda kromatografi kolonlarını sistemde bırakmamanızı öneriyorum. Çıkartıp yerine şurada görmüş olduğunuz gibi bir union veya türkçeleştirirsek bir ara bağlantıyla kolon ve dedektörü birleştirip bırakmanız çok daha sağlıklı olacak. Çünkü sistemin içerisine havadaki bulunan nem ve partiküller girip kontaminasyonu sağlayabilir. Bu nedenle bir bağla ara bağlantıyla bunu kapatmanız oldukça önemli. Bunu söktükten sonra kolonumuzu takacağız. Kolonları kullanmadığınız zamanlarda burada gördüğünüz gibi orijinal plaklarıyla kapatmanız gerekiyor. Yani bu kör tıpalarla. Kör tıpalar çok önemli. Kolonun sızdırmaz olmasını sağlıyor. Böylelikle kolonun içerisi daima yaş kalıyor. Yani silika hiçbir zaman kurumuyor. Eğer silika yapısı kurursa kolonun ömrü azalır, silika zarar görür ve performans düşer. Onun için daima kullanmadığınız zamanlarda burada görmüş olduğunuz gibi kör tıpalarla yani plaklarla kapatmanız gerekiyor. Kolonun tıpalarını çıkardıktan sonra her kolonun bir akış yönü var. Yani burada görmüş olduğunuz gibi bir flow ibaresi yer alıyor. Bu flow ibaresi pompada dedektöre doğru gitmesi gerekiyor. O zaman benim pompa kısmım burası, dedektör burası olduğu için akış yönü okun gösterdiği yön dedektöre doğru olacak. Daha sonra ben kolonun öncelikle pompa tarafını takıyorum. Ve en az 4-5 tur çevirdikten sonra dedektör tarafını takıyorum. Burada 4-5 tur dönmesi önemli. Eğer bir tur dönmede sıkışma işlemini görürseniz bu hatalı takma işlemi anlamına gelir. Yani burada diş tutmuştur ve bu natları yersiniz. Yani plastik kısımları parçalanır ve artık tutmaz olur. 4-5 turdan sonra ben sağ ve sol taraftan tutup bir yarım tur daha çeviriyorum ve ardından elimle hafifçe tübing kısımlarını yokluyorum. Eğer herhangi bir çıkma işlemi yoksa bunu tekrardan yerine takıyorum ve kolon kapağını kapatıyorum. Sonra sistemimi başlatabilirim. Her analize başlamadan önce kolon fırını tekrardan açıp arkadaşlar Gözle bir akış verdikten sonra tabii ki gözle bir kaçak olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Buralarda sıvı damlatma işlemi varsa kolon iyi takılmamıştır. Tekrardan kolonu sisteme söküp takmanız gerekiyor. Burada kolonu doğru takmadığınızda öncelikle pik şekilleriniz bozulur. Sistem basıncınız değişir, dalgalanmalar olur ve burada sıvı kaçağından dolayı eğer leak sensörleriniz yani kaçak sensörleriniz aktifse sistem durur. Analizinizi gerçekleştiremezsiniz. Onun için kolonun doğru takılması oldukça önemli. Peki siz kolonu sisteme takarken başka nelere dikkat ediyorsunuz? Yorumlarda katkıda bulunabilirseniz çok sevinirim. Ayrıca bir sistemi sistemiyle ilgili teknik talebiniz veya bir sistem alımınız varsa Terra AŞ ile açıklamalara bıraktığımız bağlantıdan iletişime geçebilirsiniz. Size hızlı bir dönüş yapacaklardır. Eğer bu gibi videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız da kanalımızı takip edip bildirim tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşene kadar hoşçakalın.